tarafından şahsen bu tüm meclisi saygı ve selamlar ediyorum. Tabii ki Avustat depremleri merkez üstü pazarcık olarak geçiyor. Gaziantep'in İslahi ve Nurdağ ilçelerini vuran bir deprem gibi gözüküyor ama tabii ki merkezin merkez üstü pazarcıkta Elbistan olması. Gaziantep'e işine sürükleyen nedeni hatlarda çok ciddi hasarlar sebep oldu. Ama şükürler olsun alternatif kaynakları kullanarak ve yeni yaptığımız hatlarda değil, 40 yıl önce yapılan eski hatlarda tetkik merkezlerindeki hasarlar bizim sadece o bölgede 200 milyon TL civarında bir acil arızalar yapmamız gerektirdi ve tabii ki Türkiye'nin her yanında depremle birlikte işte suyunda bir bulanma söz konusu oldu ve bu bulanıklık suyun kalitesini düşürdü. Şükürler olsun bu süreci yönetildi ama çok ciddi anlamda parasal olarak kayıplarımız oldu. Yine deprem bölgesindeki bütün iller bu dönemde çok ciddi gelir kayıplarına uğradı. Biz İslahiye'de ve Nurdağ'da herhangi bir su faturası almıyoruz. Gaziantep merkezinde de orta bağlı hasar hiçbir evde fatura tahsil etmiyoruz. Bu dönemde bizim sadece su kanal idaresi olarak hem gelir kayıplarımız hem de ciddi anlamda hasar arızalar giderdiğimiz maliyet olarak bizi çok etkiledi. Bir de Sayın Bakan, sadece biz değil aslında Maraş ve Hatay'la bu dönemde hakikaten su ulaştırmada ve vatandaşlara teslim etmekte çok güçlük yaşadık. Bir önemli husus daha var. Suyu temin edebilmek için biz aslında en cazibeli kaynakları, en uygun maliyetleri kullandıkken o dönemde alternatif hatlardan dolayı çok yüksek elektrik maliyetleri de gündemimize geldi. Daha biz aslında belli bir noktaya getirmiştik enerji maliyetleri. Fakat uygun maliyet getireceğimiz yerlerden suyu veremediğimiz dönemde daha yüksek maliyetli su verdiğimiz için elektrik maliyetlerinde de ciddi artışlarımız oldu.